Merhabalar sevgili seyirciler. Bir Çocuk Kulübü programına daha hoş geldiniz. Bugün bugünkü konumuz yemek. Evet, yanlış duymadınız, yemek. Bakalım çocuklarımızın en çok sevdikleri yemekler hangileri? Kime alalım? Gel bakalım Buse'cim. Merhabalar Buse'cim, hoş geldin. Yine çok tatlısın. Yemek yemeyi sever misin Buse'cim? Çok seviyorsun değil mi? Böyle kocaman kocaman alıyorsun o lokmaları değil mi? Nasıl yiyorsun, bir gösterir misin arkadaşlarına? Ağzını aç, nasıl yiyorsun? Peki en sevdiğin yemek hangisi Buse'cim? Patates. Patatesin kızarmış olanını mı seviyorsun? Haşlama olanını mı seviyorsun? Hangisini seviyorsun? Patates kızartmasını seviyorsun. Peki patates kızartması nasıl yapılıyor? Bize biraz anlatır mısın? Patatesi alıp direkt yağ mı koyuyoruz? İlk önce o kabuklarını soymamız gerekmiyor mu? Gerekiyor değil mi? İlk önce kabuklarını soyduk. Sonra yağımızı koyduk ateşin üzerine. Patateslerimizi yıkıyoruz. Tertemiz yıkamamız gerekiyor değil mi? Yıkadık, sonra onu böyle güzelce doğradık ve yağın içine döküyoruz. Güzelce pişiyor. Sonra onu yiyoruz. Ama çok sık yemiyoruz değil mi patates kızartmasını? Böyle arada bir, değil mi? Kızartmayı sağlık açısından, sağlığımız açısından çok fazla tüketmiyoruz değil mi Buse'cim? Peki annene yardım ediyor musun mutfakta Buse'cim? Neler yapıyorsun annenle birlikte? Anneme yardım ediyorum. Neler yapıyorsunuz mesela mutfakta? Beraber mutfağa gittiniz. Sen çok yardımseversin. Bana da yardım ediyorsun. Ama annene neler yapıyorsun? Annene nasıl yardımcı oluyorsun? Biraz anlatır mısın bize? Birlikte mi topluyorsunuz? Annen sana görev veriyor. Buse'cim bunu yap diyor değil mi? Sen de onu yapıyorsun. Aferin sana ya. Sen bir tanesin. Peki Buse'cim. Bize söylemek istediğin bir şarkı var mı? Hangisi? Kulağımı söyle, tamam. Tamam, dinleyelim. Ama bir saniye, bir dakika. Şimdi şöyle bir güzelce duralım. Kameramıza bakalım. Ve yüksek sesle, tamam mı? İki yetim kaldım, eve gidiyorum. Biri küçük, biri büyük. İki yetime kaldım. Bu kadar mı? Ne yaptın? Ekmeği aldın, eve gittin. Ekmek yemeyi sever misin? Tamam, buradan el sallamak istediğin biri var mı? Annemle Hak'tan. Annenle Hak'tan. Tamam, bir öpücük gönderelim mi onlara? Çok teşekkür ederiz. Bir kocaman alkış alalım mı? Gel bakalım Buse'cim. Çok teşekkür ederim. Kime alalım? Sefa'cim gel. Gel bakalım. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sefa'cığım sen annene yardımcı oluyor musun? Neler yapıyorsunuz? Mutfakta yardımcı oluyor musun annene? Neler yapıyorsunuz? Annemin yemek pişirmesine yardımcı oluyorsun. Annenin yemek pişirmesine yardımcı oluyorsun. En sevdiğin yemek hangisi Sefa'cığım? Makarna. Peki sen makarnanı sade mi seversin? Üzerine bir şey döker misin? Soslu mu seversin? Yoğurtlu mu seversin? Eminim sade yemiyorsundur. Sadece yoğurtlu makarnayı seviyorsun. Peki annene nasıl yardımcı oluyorsun mutfakta başka? Biraz anlatır mısın arkadaşlarına, bana, ekrandaki arkadaşlarına? Sence bir çocuk annesine yardım etmeli mi? Özellikle mutfakta. Etmeli mi sence? Etmeli değil mi? Annelerimize ne olursa olsun mutlaka yardımcı olmalıyız değil mi? Aferin sana. Peki anlat bize, nasıl yardımcı oluyorsun? Annem bana diyor ki
Salçayı çıkart, yemek yapalım diyor. Oo süper. Sen de salçayı annene veriyorsun. Başka? Sadece salçayı mı istiyor? Etrafı toparla diyor mu? Sefa sen şuraları bir toparla. Sen de verilen görevi yerine getiriyorsun mutlaka değil mi? Aferin sana. Bize söylemek istediğin bir şarkı var mı? Dik dur kardeşim. Dik dur kardeşim, tamam. Dinleyelim. Dik dur kardeşim. Kol elleri beline. Salla salla kardeşim. Sonra in yerine. Kolları öne uzat. Sonra da yukarıya. Çevir çevir kardeşim. Sonra eller yerine. Sol ayağın ileri, sağ ayağın havada. Haydi kuşlar gibi uç, mutlu ol bu dünyada. Devam edeceğim mi? Tamam. Dik dur, dik dur. Kardeşim, kolleri beline. Sallan, sallan kardeşim. Sonra eller yerine. Kolları yana uzat. Yukarıya. Çevir çevir kardeşim. Sonra eller yerine. Zıpla zıpla kardeşim. El çırp el çırp kardeşim. Yaşa yaşa çok yaşa. Sağlıklı ol kardeşim. Kocaman bir alkış, kocaman. Çok teşekkür ediyoruz Sefa arkadaşımıza. Şimdi kim gelsin? Kim gelsin? Talha arkadaşımız gelsin. Merhabalar Talha'cığım, gel bakalım. Hoş geldin. Ne kadar tatlısın yine. Nasılsın? Talha'cığım, senin en sevdiğin yemek hangisi? En çok. Biraz seçici miyiz sanki yemeklerde? En çok sevdiğin yemek. Aklına gelen ilk yemeği de söyleyebilirsin. Sen de makarnayı sever misin? Patates kızartmasını da çok seversin. Başka? Peki brokoliyi sever misin? Sever misin? Sen hiç ağlayan brokoli diye bir şey duydun mu Talha? Duymadın mı? Peki bir brokoli neden ağlar sence? Kimse yemediği için onu ağlıyormuş. Brokoliyi yememiz gerekiyor değil mi? Mutlaka. Ispanak yiyor muyuz Talha'cığım? Fazlasıyla seçiciyiz anlaşılan değil mi? Peki bize söylemek istediği... Peki şarkıdan önce sen annene yardımcı olur musun? Evde. Neler yaparsın? Onlardan bahset. Yardım ediyorsun. Nerede yardım ediyorsun? Salonda mı yardım ediyorsun? Oturma odasında mı yardım ediyorsun? Mutfakta mı yardım ediyorsun? Nerede? Mutfakta. Mutfakta yardım ediyorsun. Çok güzel. Neler yapıyorsunuz annenle birlikte? Yemek yapmasına yardım ediyorsun. Mesela neler, sen neler yapıyorsun? Ne gibi görevler veriyor annen sana? Ne diyor Talha? Şunu yap. Mesela ne diyor? Bulaşıkları yıka diyor mu annen sana? Demiyor değil mi? Başka? Şu masayı birlikte hazırlayalım diyor mu? Şu tabakları sen götür. Şu salatayı sen masaya koy. Değil mi? Şu kaşıkları, çatalları sen götür. Değil mi? Diyordur mutlaka. Sen de verilen görevleri mutlaka, ben eminim, yerine getiriyorsun değil mi Talha'cığım? Aferin sana bir tanem. Peki hangi şarkıyı söyleyeceğim size? Ali Baba'nın çiftliğini söyleyelim birlikte. Tamam. Hadi bakalım. Biraz yüksek sesle. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Ne? Ne? Diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın, Ali Baba'nın bir çiftliği var.
çiftliğinde horozları var. Nasıl ses çıkarır? Ü-ürü-ü diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın, Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde kedileri var. Miyav, miyav diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın, Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde köpekleri var. Hav, hav diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba'nın. Çok teşekkür ederiz. Kocaman bir alkış alalım mı Talha arkadaşımıza? Teşekkür ederim bir tanem. Gel. Efendim. Ay özür dilerim. Selam mı? Kime göndermek istiyorsun? Belina'ya. Kime? Belina'ya. Belina'ya. Belina kim? Ankara'da. Ankara'da. Neyin oluyor Belina senin? Kuzenin mi? Teyzenin kızı mı? Dayının kızı mı? Teyzenin kızı. Tamam, buradan Ankara'ya kucak dolusu bir selam gönderelim. Bir el sallayalım, bir öpücük gönderelim. Hadi bakalım. Hop. Kim gelsin? Enes arkadaşımız gelsin. Gel bakalım Enes'ciğim. Ya bugün herkes çok şık ya. Her zaman çok şıksınız ama bugün apayrı bir şıksınız hepiniz ya. Ne kadar tatlı olmuşsun sen böyle kotlarla. Nasılsın Enes'ciğim? İyiyim. Enes'ciğim sen annene yardımcı olur musun mutfakta? Neler yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısın bize? Yemekler yapıyorsunuz. Şu ekrana bakarak anlatalım ama. Hangi yemekleri yapıyorsunuz annenizle, annenle? Patates kızartması. Patates kızartması yapıyoruz. Başka? Yaprak sarması. Oo, yaprak sarma mı yapıyorsun sen? Bravo sana ya. Nasıl? Bize biraz anlatır mısın? Ben hiç bilmem yaprak sarmayı. Biraz anlatır mısın? Bana öğretir misin? Nasıl yapıyoruz? İlk önce yaprakla, üzüm yaprağı. Üzüm yaprağı. Salata. Ne yapıyoruz yaprakları? Böyle seriyoruz, açıyoruz değil mi? Açıyoruz, içine et dolduruyoruz. Sadece et mi koyuyoruz ama o etin içinde başka neler var? Soğan var değil mi? Başka tuz var. Karabiberi var, pul biberi var. Başka? Pirinç olabilir. Böyle karıştırdık, yoğurduk eti. Yaprağın içine koyduk etleri böyle. Çok ince ve uzun olması gerekiyor sanki değil mi? Ne yaptık? Başladık sarmaya. Sardık sardık, ne oldu? Yaprak sarma oldu. Seviyor musun yaprak sarmayı? Peki başka neler yapıyorsunuz annenle? En çok sevdiğin yemek yaprak sarma mı? Aferin ya. Peki annen sana şu masayı beraber düzeltelim dediğinde sen nasıl bir cevap veriyorsun annene? Tamam. Tabii ki. Tabii ki sana yardımcı olabilirim anneciğim diyorsundur mutlaka değil mi? Ne yapıyorsun? Annen sana tabakları veriyor, götürüp güzelce diziyorsun değil mi? Sonra kaşıkları diziyorsun, yardımcı oluyorsun annene. Peki dizerken yardımcı oldun, toplarken yardımcı oluyor musun? Aferin sana. Söylemek istediğin bir şarkı var mı? Hangisi? Camiye gidiyorum. Camiye gidiyorum. Tamam ama yüksek sesle, tamam mı? Tamam. Hadi bak başlayalım. Müslümanın kıblesi, Kabe'nin bir şubesi, huzur, sevgi, köşesi, camiye gidiyorum. Çocukların neşesi, camiye gidiyorum. Buldum her fırsatta, camiye gidiyorum. Bu kadar mı? Devam var mı? Geçiş diyarı hasta, zengin fakir bir safta, hem neşede hem yasta,
Camiye gidiyorum. Buldum her fırsatta. Camiye gidiyorum. Bu kadar. Bu kadar. Çok güzeldi. Kocaman bir alkış alalım mı? Çok teşekkür ederiz Enes'cim. Senin de selam göndermek istediğin birileri var mı? Evet. Kim? Söyle bakalım. Başka şehirlerde akrabalarınız var mı sizin de? Birkan deden. Birkan deden. Doğru mu söyledim? Birkan mı ismi? Evet. Hangi şehirde Birkan deden? Bizim Akdağ'da. Akdağ. O hangi şehir? Bizim köyümüz babam. Ha köy. Babanın köyü. Tamam, kocaman bir öpücük gönderelim mi dedene? Seni çok seviyorum dedeciğim de. Seni çok seviyorum. Gel bakalım. Gel bakalım Pusat'cığım, gel. Merhabalar Pusat'cığım. Merhaba. Biraz uyku mu var senin? Uyandıralım o zaman seni. En sevdiğin yemek hangisi? Şu an burada ne olmasını isterdin? Yok, yaprak sarmayı konuştuk. Belki başka bir yemek seviyordur. Dün akşam evde domatesli mantı yemiştim. Domatesli mantı mı? Enteresan. Nasıl oluyor mantı? Mantıyı biliyoruz. Ama domatesli mantı, soslu mantı mı? Mantının içine domates katıyoruz. Etinin içine mi katıyorsunuz? Mantının kendi üstüne katıyorum. Ha, domates sosu yapıyorsunuz. Değil mi? Anladığım kadarıyla. Sonra mantının üzerine böyle bir güzel döküyoruz. Domates sosu döküyoruz mantının üstüne. Domates... Sefa'cığım dinliyoruz arkadaşımızı. Domates sosunun üstüne de domates döküyoruz. Domates sosunun üzerine de domates döküyorsunuz. Domates çok mu seviyorsun? Mantıyı mı çok seviyorsun, domatesi mi? Domates sosunu bir de domatesi mantının içine kattığımızda daha güzel çok oluyor. Mu, çok mu lezzetli oluyor? En sevdiğin yemek o zaman senin mantı. Mantı nasıl yapılıyor? Bize anlatır mısın Pusat'cığım? Önce mantının suyunu koyuyoruz. Suyunu koyuyoruz, evet. Birazcık bekliyoruz. Kaynaması gerekiyor değil mi o suyun? Sonra mantının suyunun içine mantı katıyoruz. Mantıyı nasıl yapıyoruz ama? Hani onu da biraz anlat bize. Mantının etini yapıyoruz. Hazırlıyoruz iç kısmını değil mi? Etiyle birlikte iyice yoğuruyoruz, yoğuruyoruz. Sonra... Sonra mantının üstünü yapıyoruz. Hamurunu yapıyoruz değil mi? Hamurunu nasıl açıyoruz? Böyle merdane ile biraz büyütüyoruz. Sonra oklava ile kocaman bir yuvarlak oluşturuyoruz değil mi? Evet. Sonra onları böyle eşit bir şekilde küçük kare parçalara bölüyoruz değil mi? Sonra eti alıp minik minik o küçük kareleri koyup ve katlıyoruz. Mantımız hazır. Pişmeye hazır. Suyumuz da kaynadı. Ne yapıyoruz? Gerisini de sen anlat. Suyun içine mantıyı koyuyoruz. Birazcık bekliyoruz. Birazcık tuzunu da ekledik, evet. Sonra da mantı piştiğinde mantının ateşini kapatıyoruz. Sonra da yiyoruz. Ateşini kapatıyoruz. Onu süzmemiz gerekiyor ama suyuyla, değil mi? Makarna gibi o su, sulu yiyemeyiz onu, değil mi? Peki sen de mantıyı anladığım kadarıyla domates soslu seviyorsun, değil mi? İlk önce yağını döküyoruz, sonra sosunu döküyoruz ve bir güzel yiyoruz. Afiyet olsun. Dün akşam ben de mantı yedim biliyor musun? Ben de çok severim mantıyı. İsmail Efe ile birlikteydik hem de. İsmail Efe ile birlikte? Evet. İsmail Efe'ye mi gittiniz? Evet. Ben de gittim. Tamam, bize söylemek istediğin bir şarkı var mı? Uçak şarkısı. Uçak şarkısı. Enteresan. Dinleyelim. Hava alanında uçaklar durur. Önce yolcuları alırlar. Sonra havalara uçarlar. Havalarda İstanbul'a giderler. Bitti mi? Çok güzeldi. Kocaman bir alkış alalım mı? İstanbul'a kime gitti bu uçak?
yolcuları bırakmaya. Tamam. Sen de o uçakta mıydın? İstanbul'da akrabalarınız var mı Pusat'cığım? Kimler var? Büyük dedem Gül var. Büyük deden Gül var. Başka? Büyük amcam Gül de orada. Büyük amcanlar da orada. Başka? Büyük annem Gül de orada. Büyük annenler de orada. Başka? Hepsi büyük mü? Hepsine kucak dolusu bir selam gönderelim mi? Bir el sallayalım. Çok seviyor musun onları? Bir de öpücük gönder. Hadi gel bakalım. Teşekkür ederiz. Alkış. Pusatçığıma alkış. Kim gelsin? Alper gelsin. Gel bakalım Alperciğim. Merhabalar Alper. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın Alperciğim? İyiyim. Son zamanlarda neler yapıyorsun? Birazcık anlatır mısın bize? Çok mu yoruluyorsun son zamanlarda? Kim yoruyor seni? Dedem. Deden yoruyor. Neler yaptırıyor sana? Beni çıkıyor, öpüyor, yoruyor. Seni öpüyor, başka ne yapıyor? Bana bak ama böyle bir konuşuyoruz. Yüzüme bak. Heh. Seni öptüğü için yoruluyor musun? Başka ne yapıyor? Dedenle neler yapıyorsunuz? Oyun oynuyoruz. Oyun oynuyorsunuz. Başka? Sen annene mutfakta yardımcı oluyor musun? Neler yapıyorsunuz? Çerez var bizde. Neyi var? Çerez ödüneği var. Ödüneyik. Anneme ayakına düşmesin diyor. Ne yapıyorum? He. Diyor. Yum benim ayakıma düşmüyor. Ben bunu böyle sağlam tutuyorum. Sağlam tutuyorsun. Neyi sağlam tutuyorsun ama ben anlamadım. Çakçayı. Çakçayı. Tahtaları değil mi? Tahtaları evet doğru anladım. Tahtaları böyle sıkıca tutuyorsun. Niçin? Benim ayakımına düşmesin diye. Düşmesin diye sıkıca. Şimdi mutfakta mı tahtalar var? He. Peki yemek pişirirken yardımcı oluyor musun annene? Neler yapıyorsun mesela? Hangi yemeği pişiriyorsunuz annenle birlikte? Benim yanadı annem pişiriyor. Yemeği yakarsın diye sana güvenmiyor. Annen yemeği kendisi pişiriyor. Peki en çok sevdiğin yemek hangisi? Mısır. Mısır. Soslu mısır. Soslu mısır. Soslu mısır yemek değil ama. En sevdiğin yemek. Makarna sever misin? Peki makarna nasıl pişiriyoruz? Onu biraz anlatır mısın bize? Unuttum. Makarnayı annem pişirdi, getirdi, sana verdi. Sen yiyorsun. Sade mi yersin? Onun üzerine bir şeyler döker misin? Emin misin? Çok mu? Ne dökersin? Pardon. Bir de bir şey dökmem dedi. Ne dökmezsin? Tekrarlar mısın? Çepçap. O ne? Ketçap değil mi? Ketçap dökmüyor ama aferin sana. Kesinlikle. Annem döküyor. Annen döküyor. Peki sen uyanmıyor musun? Anneciğim makarnama ketçap dök. Tetçap. Tetçap mıydı? Söyle bir dakika. Hayır bir saniye. Bir saniye Mahmet'le konuşuyorum ama. Tekrarlar mısın neydi? Ketçap değil mi? Anneciğim makarnama ketçap dökme diyor musun? Nasıl diyorsun? Nasıl? Bize anlatır mısın? Şu anda karşında annem var. Tamam mı? Ve makarnana ketçap döktüm. Nasıl? Ne dersin bana? Uyarıyorum. Nasıl uyarırsın? İşte onu soruyorum. Anneyi makarnama ketçap dökmemen gerekiyordu. Nasıl dersin? Söyler misin? O yine çöküyor. Sen uyarıyorsun ama ne diyorsun işte onu bir söyle bana. Ne diyorsun annene? Nasıl uyarıyorsun? Diyorum ki anneciğim çok emersin. Çok neyi dökmezsin? Çepçapı. Ketçap. Ama ona rağmen sen uyarmana rağmen annen makarnana ketçap mı döküyor? Çok yanlış değil mi? Ben anneni uyarayım mı?
bir daha kesinlikle annesi makarnalarımıza ketçap, mayonez yok, değil mi? Kesinlikle. Mayonez dökmüyor zaten. Ha, mayonez dökmüyormuş, tamam, ama ketçap da yok değil mi artık? Peki ne dökmemiz gerekiyor? Yoğurt. Yoğurt, aferin sana ya, böyle bolca yoğurtlu döktük. Ve bir güzel yiyoruz. Evet, salçalı da olabilir. Soslu da olabilir. Değil mi? Efendim, ketçap hariç hepsi olabilir. Artık ketçap yemiyorum. Aferin sana. Ben de yemiyorum. Aferin. Peki bize... Ona tek pizzada ve patates de koyuyorum. Ama arada böyle bazen çok nadir. Benim iki tamam. tane şarkım var. İki tane şarkım var, tamam. İlk önce hangisini söyleyeceğim? Ayı. Anlamadım. Ayı. Ayı. Ayı mı? Arı mı, ayı mı? Ayı. Vız vız dediğine göre arı. Tamam, arı şarkısını dinleyelim. Ayı. Ayı. Arı vız vız vız, arı vız 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 diye dolaşır. Önce menekşeyi koklar, sonra gülü emeriz. Önce menekşeyi koklar, sonra gülü emeriz. Çiçek balını, çiçek balını biz çok severiz. Evet, devam et. Hep ben söyledim. Arı. Vış vış vış. Arı. Vış vış vış. Diye dolaşır. Selam göndermek istediğin biri var mı? Ama kameraya bakarak. Kime? Öbüğünü söyleyeyim. Ay, özür dilerim. İki şarkımız vardı değil mi? Pardon, çok özür dilerim ya. Hadi söyle bakalım ikinci şarkı. Pantolon şarkısını. Pantolon şarkısını. Enteresan, dinleyelim. Derin bir nefes aldık. Heyecanlı mısın? Neden? Kim seyrediyor şu an seni ekranda? Annem. Annen seyrediyor, baban seyrediyor. Kim? Polis dayın. Polis dayın seyrediyor. Başka? Onlar seni seyrettiği için mi heyecanlısın? Onlar seni her gün görüyorlar. Heyecanlanmaya gerek var mı? Elif, yok değil mi? Efendim? Askerler de izliyor işte. Evet. Ama aslında bizim bir şeyimiz olmayan askerler. Nasıl kurtarıyorlar ya. Bizi kurtaran askerler de seyrediyor. Evet, muhakkak seyrediyorlardır. Peki diğer ikinci şarkını söyler misin? Sonca yoluma gideyim, kaçakıma gideyim. Okuyuma gidiyorum. O resminin anahtarı var bana. Ben onu koyuyorum. Keçi adı onu kaçırdık. Keçi mi kaçırdı anahtarı? Keçi. Keçi mi? Kedi. Kedi mi? Keçi mi? Kedi mi? Nasıl ses çıkarıyor? Keçi mi kedi mi? Şimdi anlamam gerekiyor. Miyav diyor. O zaman kedi. Çok teşekkür ederim Muhammed Emin'cim. Kocaman bir alkış alalım mı? Hadi gel bakalım. Gel bakalım Reyyan'cım. Hoş geldin Reyyan'cım. Hoş bulduk. Ne kadar tatlı olmuşsun sen. Çok şık olmuşsun. Sen annene yardımcı olur musun mutfakta? Neler yapıyorsun annenle birlikte? Şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Şöyle gel bak, şu kırmızıda duracaksın. Tamam mı? Heh. Tamam. Neler yapıyorsun annenle birlikte? Tabakları veriyorum. Tabakları annene mi veriyorsun, annem mi sana veriyor tabakları? Ben ona veriyorum. Sen ona veriyorsun. Peki en sevdiğin yemek hangisi Reyyan'cığım? Dolmayla ıspanak. Dolma ve? Ispanak. Ispanağı çok mu seviyorsun? Aferin, bravo. Ispana, yumurtalı ıspanağı mı çok seversin? Böyle sulu olan ıspanağı mı çok seversin? Sulu. Sulu olanı çok yememiz gerekiyor. Değil mi? Peki en çok sevdiğin hangisiydi? Dolmaydı değil mi? Ne dolması? Neydi? Biber dolması mı? Hangisi? Yaprak sarma mı? Onu mu çok seviyorsun? Peki bize anlatır mısın? Nasıl yapıyorsunuz annenle birlikte yaprak sarmayı? Böyle. Nasıl? Sarıyor musunuz böyle? Peki söylemek istediğim şarkı var mı bize?
Söylemeyeceğim mi? Hangisi? Daha dün annemiz. Daha dün annemizin. Tamam. Kameraya bakarak söylüyoruz ama tamam mı? Ve yüksek sesle. Hadi bakalım. Daha dün annemizin kollarında yatarken çiçekli bahçemizin yollarında koşarken şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk. Kocaman bir alkış alalım mı Reyyan'a? Çok teşekkür ederim Reyyan'cığım. Selam göndermek istediğin biri var mı? Kim? Deden. Deden. Bir el sallayalım. Bir de öpücük gönderelim. Teşekkür ederim. Gel bakalım. Yine selam göndereceksin. Kime? Babaanneme. Babaannene. Tamam. Ona da bir öpücük gönder. Bir el salla. Tamam. Onlara da gönderelim. Annene ve babana da gönder. Sizi çok seviyorum de. Sizi çok seviyorum. Tamam mı? Bu kadar mı? Abine de gönder. Tamam. El salladık. Bitti mi? Teşekkür ederim. Gel bakalım. Gel İsmail Efe'cim. Gel. Tamam, buyurun. Merhabalar İsmail Efe'cim, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. En sevdiğin yemek hangisi İsmail Efe? Düşün bakalım. En sev hangisi? Yumurta. Yumurtayı mı seviyorsun? Evet. Yağ kırınca mı seviyorsun? Hayır. Evet, yani sucuklu yumurtayı. Ha, sucuklu yumurtayı seviyorsun. Peki başka, sanki bir yemeği sen çok seviyorsun diye duymuştum. Acaba o hangisi? Dolma salatası. Dolma salatası. Öyle bir salata mı var? Evet. Sen mantıyı çok seviyorsun diye duymuştum. Evet. Çok mu seviyorsun? Neden çok seviyorsun mantıyı? Çünkü neyi çok hoşuna gidiyor? Mayonez gitmiyor, ketçap da gitmiyor. Mayonez, tek ketçap kullanmıyoruz. Yoğurt. Yoğurt döküp yiyoruz değil mi? Afiyetle evet. Yiyoruz. Sadece. Oo, süper, süpersin. Peki annene yardımcı olur musun mutfakta? Evet. Neler yapıyorsunuz? Masayı dizmesine yardımcı olur musun? Evet, böyle diziyoruz. Neler veriyor sana annen? Tabakları veriyor, ben onları koyuyorum. Tamam. Evet. Tamam. Sonra soframız hazır. Evet. Peki kimi çağırıyorsun masaya? Öyle kendin oturup hemen yemeye başlıyor musun? Halama. Halanı çağırıyorsun, hep birlikte? Yiyoruz. Yiyorsunuz. Peki bize hangi şarkıyı söyleyeceksin İsmail Efe'ciğim? Pam pam. Tamam, dinleyelim. Pom pom güzel ve yumuşak, güzellikten ölürüz. Çok güzel, çok çok çok, hem de böyle de yaparız. Pom pomlar güzeldir, çok güzel pom pomlardır. Pom pomlar yumuşak, yüzümüze değerken çok güzel bir pompon var, onu elime aldım, yüzüme değdirdim. Bitti. Bunu sen mi yazdın? Evet. Çok güzel bestelemişsin. Kocaman bir alkış alalım mı? Gel bakalım. Şöyle. Selam gönderdim. Ay, özür dilerim, ben hep unutuyorum ya. Kime gönderiyoruz selam? Dedeni, babaanneni, kucak dolusu selam gönderiyoruz. Bir de öpücük gönder. Sizi çok 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 seviyorum de. Sizi çok 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 seviyorum. Anneme, babama, kardeşime. Hepsine gönder. Edamı'ya, teyzemi, dayıma. Tamam, hepsini say böyle. Hepsini hızlı hızlı say. Esyama. Kameraya bak. Hepinizi seviyorum de. Hepsini say böyle. Kime gönderiyoruz? Anneye, babaya, ablana, herkese, İdil'e, halası, herkese, herkese kucak dolusu selamlar. Gel bakalım.
Kendimleyim. Kendinlebilirsin, tamam. Beni de yaptın mı? Evet, gel bakalım Halil Mete. O tarafa geçebilir miyim? Tabii ki geçebilirsin. Şimdi Halil Mete arkadaşımızı dikkatlice dinliyoruz. Bakalım annesine yardımcı oluyor mu Halil Mete? Oluyor musun mutfakta? Neler yapıyorsunuz annenle mutfakta? Yemek yapıyoruz. Yemek yapıyorsunuz. Hangi yemeği yapıyorsunuz? Pilav. Pilav yapıyorsunuz. Peki pilav nasıl yapılıyor? Birazcık anlatır mısın bize Halil Mete? Ne yapıyoruz? Pilavı yapmamız için peki malzemelerini sayar mısın bize? Neler koymamız gerekiyor? Pirinç. Pirinç. Pirinç olması gerekiyor. Başka? Yağ olması gerekiyor, değil mi? Başka? Tuza ihtiyacımız var. Başka? Tuz dedik, pirinç dedik. Suya ihtiyacımız var, değil mi? En çok sevdiğin yemek hangisi Halil Meteciğim? Tavuk. Tavuğu çok seviyorsun. Nasıl, böyle fırında pişen tavuğu mu çok seversin? Kızarmış tavuğu mu seversin? Kızarmış tavuğu. Kızarmış tavuğu çok seviyorsun. Halil Meteciğim, bize söylemek istediğin bir şarkı var mı? Hangisi? Kırmızı balık. Kırmızı balık, tamam, dinleyelim. Kırmızı balık. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemi yeme. Balıkçı seni atacak, sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç. Çok teşekkür ederiz. Senin selam göndermek istediğin birileri var mı? Kimler? Dedem. Deden. Başka? Babaannem. Babaannen. Başka? Böyle babam. Uzak uzak şehirlerde akrabalarınız var mı? Onlara da gönder. Kim mesela? Kim var? Şehirlerdeki. Kim var? Teyzem, dayım, anneannem. Teyzen, dayım ve anneannene bir öpücük gönder. Babaannem de mi? El salla. Babaanne. Çok teşekkür ederiz Halil Mete'ciğim. Bir alkış alalım mı Halil Mete'ye? Gel bakalım Muhammed. Evet. Merhabalar Muhammed'ciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Çok güzel gözüküyorsun. Çok hoşsun. Muhammed'ciğim, sen annene yardımcı olur musun? Evet. Neler yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısın bize? Anneme malzemeleri veriyorum. Yemek mi yapıyorsunuz birlikte? Evet. Sen dolaptan alıp malzemelerini annene veriyorsun. Hangi yemeği pişiriyorsunuz? Kuru fasulye. Oo, süpersin. Çok mu seversin? En sevdiğin yemek kuru fasulye mi? Nasıl yapılıyor peki? Aferin sana. Şimdi Muhammed Emin arkadaşımız bize kuru fasulye önce nasıl pişirilir anlatıyor. Önce yağ kızı. Evet, yağ koyduk tencereye. Onun erimesi gerekiyor değil mi yağımızın ilk önce? Sonra da kuru fasulye. Salçasını koyarız değil mi? Sonra da kuru fasulye koyarız. Evet. Sonra da pişirip yeriz. Oh, afiyetle yeriz değil mi? Kuru fasulyenin yanında ne yersin? Ne olması gerekiyor? Salata. Salata olması gerekiyor. Bir de sanki bir şey daha olması gerekiyor. Pilav olması gerekiyor değil mi? Pilavla çok güzel oluyor kuru fasulye değil mi? Peki Muhammed Emin'ciğim, bize söylemek istediğin bir şarkı var mı? Hangisi? Köpek. Köpek şarkısı, tamam, dinleyelim o zaman. Köpeğim hav 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 der. Köpeğim benden ne ister? Köpeğim hop 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 der. Köpeğim benden ne ister? Hadi gel, hadi gel cici köpeğim. Hadi gel, gel sana ben et vereyim. Hadi gel, hadi gel cici köpeğim. Hadi gel sana ben et vereyim. Kedicim mırna mırna der. Kedicim benden ne ister? Kedicim mırna mırna der. Kedicim benden süt ister. Hadi gel, hadi gel cici kedicim.
Hadi gel sana ben süt vereyim. Hadi gel, hadi gel cici kedicim. Hadi gel sana ben süt vereyim. Eşeğim ay ay der. Eşeğim benden ne ister? Eşeğim ay ay der. Eşeğim benden ne ister? Hadi gel, hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Hadi gel, hadi gel cici eşeğim. Hadi gel sana ben ot vereyim. Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden ne ister? Tavuğum gıt 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 der. Tavuğum benden ne ister? Hadi gel, hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Hadi gel, hadi gel cici tavuğum. Hadi gel sana ben yem vereyim. Kocaman bir alkış istiyorum Muhammed'e. Çok teşekkür ederiz Muhammed'ciğim. Gel bakalım. Merhabalar çocuklar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapacağız sizce? Bir fikriniz var mı? Yok. Ne yapabiliriz bu evalarla? Minik sofra servisleri yapacağız çocuklar. Evet. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Şöyle bir gösterelim. 3 renk evamız var. Hangi renk bunlar? Mavi, sarı, kırmızı. Kırmızı. Makasımız var. Bir kalemimiz var. Belki bir lazım tane olabilir diye. Bir sarı küçücük bir evamız var. Ve bir peçetemiz var. Bir tane. Evet. Şimdi şöyle daire şeklinde ben önceden çizmiştim. Bunları kesmemiz gerekiyor ilk önce. İsmail Efe'cim sen. Büyükünü mü? Büyükü değil. Büyükü ben yapacağım. Sen bu küçükü yap. Ben iki küçük yapamam. Evet, iki küçüğü sen kes. Muhammed Emin'ciğim sen de bu iki küçüğü kes. Çınar da bizi izlesin. Ben de iki büyükleri keseyim. Yardımcı olayım arkadaşlarına. Bir büyük, bir sarı büyük. Bir sarı büyük, evet. Rahat mısın Çınar'cığım? Rahat mısın? Evet, bu sarıyı kestik. Ben de bir sarıyı kestim. Bir kırmızıyı yani. Kırmızıyı. Başıma sayı geldi de onu söyledim. Yanlışlıkla oldu değil mi? Evet. Kaçma Çınar, gel. Gitme, bizi izle tamam bir tane. Evet, kırmızıyı da kestik. Siz onları kesinceye kadar ben de. Evet, lacivert evamızdan şöyle biraz daha küçültelim. Merak ediyor musunuz çocuklar? Evet. Biz size göstereceğiz şimdi, size sürpriz yapacağız. Bitirdikten sonra. Ben biliyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Anlamadım. Uğur böceği. Uğur böceği yapmayacağız. Görürsünüz siz de ya bu. Birazcık daha heyecanlandıralım mı? Şimdi şu sarıdan bir tane alacağım. Bir, minik bir daire kesmem gerekiyor. Kesimimiz bittikten sonra bunları artık birleştireceğiz, yapıştıracağız. Kestin mi bir tanem? Aferin sana. Senin kesimin bitti mi İsmail Efe'cim? Bitti. Aferin sana da. Mavisini keseceğim şimdi de. Mavi de suya bendim ki. Maviyi de mi kesmek istiyorsun? Evet.
Maviyi de kesmek istiyorum. Tamam, artık yapıştırmaya başlayalım. İlk önce büyük dairemizi yapıştıralım. Bunlar bizim kulaklarımız olacak. Şu yapıştırıcımızı alalım. Aa, çocuk yapıştırıcısı. Evet. Ben yapıştırabilir miyim? Yok, bir tane. Bir tane yapıştıracağım tek. Bir tane. Şöyle üzerine dokunabilirsin iyice yapışması açısından. Şöyle. Biraz sıcak mı? Birazcık sıcak, evet. O ne? Bu da fiyonkumuz. Minki böyle yapacağım. Aferin sana ya. Bravo. Buse'cim. Erkek minki böyle. Mickey fareli sofra servisleri yapacağız. Evet. Birincisi hazır. Tamam, ikincisini yapayım. İkincisini yapalım. Artık makaslarımızı bırakalım bence. Şöyle makaslarımız kenarda dursun. Gözleri. Yok, sofra üzerine tabak koyacağız biz. Gözleri olmayacak. Şimdi oturun ama biz size sürpriz yapacağız. Ekrandaki arkadaşlarımız da görsün. Getir bakalım. Muhammedciğim, seninkileri de yapıştıralım bir tane. Çok mu merak ettin? Aa, bu benim mi? Bu benim mi? Senin olmasını ister misin? Evet, bu benim bence. Tamam. Aa, bu benim tabak tarifim. Dur bakalım, şunu da şöyle yapalım. İsmail Efe'cim, makası alabilir miyim bir tane? Kesimimiz artık bitti. Şu anda izliyorsunuz. Evet, şimdi buna peçeti takmamız gerekiyor. Şu sarı küçük bir evamız vardı. Ha, şurada. Küçük eva. Muhammed evi merakla bekliyor. Peki bunu? Yok, onu artık kullanmayacağız. Mavi'yi ben de kullanmak istiyorum çünkü o cikabı geldi. İstiyorsun. Evet. Evet, şimdi birinci sofra servisimiz hazır. Bu da peçeteliğimiz. Şöyle gösterelim. Peçetemizi de takalım. Nasıl? Peçetemizi de şöyle peçeteliğimizi takacağız. Başka peçete var mı? Peçete. Evet. Bu kadar. Beğendiniz mi çocuklar? Evet. Şöyle göstereyim. Nasıl oldu? Çok güzel değil mi? Yani kesinlikle çok güzel. Öyle mi? Peçete. Merhabalar çocuklar. Hoş geldiniz. Merhaba. Halil Mete'ciğim. Talha'cığım, Enes'ciğim. Şimdi önümüzdeki malzemeleri ilk önce bir sayalım. Ne var bu? Sirke. Sirke. Bu ne olabilir sizce? Tuz. Tuz olabilir ama tuz değil. Tuza benziyor ama, değil mi? Toz şeker de değil. Hayır. Karbonat. Bir tane de balonumuz var. Peki çocuklar, sizce bu sirke ve karbonat karışımı bu balonu şişirebilir mi? Evet. Şişirebilir mi? Sen yok diyorsun. Peki sence Talha? Şişiremez diyorsun. Sence Halim Mete'ciğim? Şişiremez mi? Tamam, ben de bilmiyorum. Bir deneyelim mi? O zaman Talha'cığım, balonumuzun içine karbonat döker misin? Kaşıkla. Çok dök. Al bakalım. Bakalım balon bizi utandıracak mı? Utandıracak?
Evet. Kafanıza gelir. Tık tık tık. 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 Çok tık. Çok tık. Birazcık daha. Birazcık daha diksen iyi olur. Birazcık daha. Oho, ne kadar dökeceğiz? Dibine kadar. Bakalım, bayağı bir oldu. Tamam. Birazcık daha dök. Son kaşık. Tamam, şimdi... Bayağı bir doldurduk şimdi. İlk önce şunu bir geçirelim. Ve karbonatımızı dökmeye başlayalım. Kafaya kattı. Ne yapıyor? Demek ki neymiş? Sirke ve karbonat karışımı balonumuzu şişirebiliyormuş. Ve hala şişmeye devam ediyor. İçine doldu. Evet. Balon bizi utandırdı değil mi çocuklar? Ay dikkat edelim. Bitti, bu kadar. Balonumuz şişti. Bir saniye. Epey doluyor. Bize bu kadarı yeter değil mi çocuklar? Ben pot götüreyim. Dur. Hadi bakalım. Lay lay diri la la lay lo lay la la di lay lo lay la lay lay diri diri diri. Oo, Karagözüm gel bakalım. Biraz geç geldin ama zararı yok. Bundan sonra erken gelirsin. İşin hazır, hemen başla. Ya Hacı Vat, ben bu garsonluk işini yapabilecek miyim yahu? Elbette yaparsın Karagözüm. Dolu getir, boş al. Hepsi bu. Ya, o zaman iyi yaparım. Aman sakın müşteriyi kaçırma. Neden yahu, öyle korkunç mu görünüyorum? Hayır Karagözüm, sen beni yanlış anladın. Yani müşteriye nazik davran. Müşteri incelikten hoşlanır. Olur Hacı Vat Çelebi. Benim evde dar bir elbisem var. Onu giydim mi incecik görünürüm. Yahu öyle incelik değil Karagözüm. Müşteriye hizmet edeceksin. Müşteri hizmetten hoşlanır. Elbette Hacı Cavcav, hizmetten ben de hoşlanırım. Ama sen garsonsun. Karşındaki müşteri. Bütün iş sana düşüyor. Sen merak etme Hacı Cavcav. Hele bir müşteri gelsin, ben ona iş yaptırmasını bilirim. Yahu olmaz Karagözüm, işi garson yapar. Sen ne derlerse onu yap. Peki canım, ne derlerse onu yaparım. Müşteri gelince gözünün içine bakacaksın. Olur, gözünün içine bakarım. İcabında göz damlasını anlatırım. Bırak göz damlasını Karagözüm. Olur, merhem sürerim o zaman. Yahu anlamadın Karagözüm, yani müşterinin ne istediğini gözünden anlayacaksın sen. Neden yahu, adamın ağzı yok mu? Ağzından sana ne be adam? Bana bir şey yok Hacı Cavcav, adam çayı kahveyi nasıl içecek? Bırak efendim bunları. Şimdi söyle bakalım, müşteri garsondan önce ne ister? Anlamadım. Müşteri garsondan önce ne ister Karagözüm? Ne bileyim ben, çay ister. Bilemedin. Kahve ister. Bilemedin. İçecek bir şey ister. Bilemedin. Dayak ister. Olur mu canım, olur mu? Güler yüz ister. Ya demek öyle. Öyle elbet. İkinci olarak ne ister? Çay ister, kahve ister. Bilemedin. Nezaket ister. Ya demek öyle. Öyle elbet. Üçüncü olarak ne ister? Çay ister, kahve ister. Bilemedin. Temizlik ister. Ya demek öyle. Öyle elbet. En son... Ne ister? Vallahi isteyecek hiçbir şey kalmadı. Hesabı öder gider. Olur mu canım? Daha adam yeni oturdu. Yahu deminden beri isteyip duruyor ya. Bunları müşteri istemeden vereceksin. Yahu Hacı Vat, bu adam içecek şeyi ne zaman ister? Acele etme. En sonunda onu da ister. Adam senin dediklerini isterken esas isteyeceğini unutur yahu. Bunlar şıp diye olur Karagözüm. Şunu da unutma ki müşteri daima haklıdır. Mesela çay getirdin. Bir de baktın ki içine sinek düşmüş. Müşteriye ne diyeceksin? Çayınıza sinek düşmüş derim. Olmaz. Fil düşmüş derim. Canım, bardağa fil sığar mı? Sığmaz değil mi? O zaman deve düşmüş derim. Deve de sığmaz Karagözüm.
Demek bardak o kadar küçük yahu. Bardak küçük değil Karagöz'üm, deve büyük deve. Peki ne düşmüş diyeceğim? Beyefendi, bugün kısmetiniz var diye şaka yollu bir söz söyleyip adamı yumuşatacaksın. Ve hemen çayı götüreceksin. Allah gitti çay desene. Canım öyle şey mi olur? Hemen sineği çıkarıp çayı çabucak geri getirirsin. Ya demek öyle. Şimdi anladım. Aferin Karagöz'üm, aferin. Hah, bak işte bir müşteri geliyor. Hadi bakalım. Göster maharetini. Göstereyim maharetimi. Buraya kim bakay? Uy, deli misin? Ne gülüyorsun? Güler yüzü seviyor musun yahu? Sen bu ekibin surata güler yüz mü diyorsun? Paha önce bir çay getir. Aradakileri istemiyor musun? Aramızda bir şey mi var? Olmaz mı? Nezaket var, temizlik var. Sen bana bir çay getir. Başka bir şey istemiyorum. Ya, şimdi çayınızı getiririm. Buyurun efendim çayınızı. Uy, bu çayın içindeki ne dur? Fil. Ne fili? Afrika fili. Açlıktan bu hale gelmiş. Madem bu fil dur, bu filin hortumu nerede? Hortumu dışarıda bahçe suluyorlar. Ama bu filin kanatları var. Onlar kanat değil, açlıktan meydana çıkmış filin kulakları. Bu fili sevmedim. Sinek kılığına girmiş. Bu zamanda herkes bir kılığa giriyor. Bu da sinek kılığına girmiş. Ben kılık değiştirenleri sevmem. Öyleyse ben de hemen çayınızı değiştireyim. Hiç önemi yok. Onu içinde çıkarıyorum. Size zahmet olmasın efendim, ben çıkarayım. Ne zahmeti? Bir fili kaldıramayacak kadar kuvvetsiz miyim? Doğru. Hiç olmazsa bir ayağından da ben tutayım. Ne de olsa benim işim. Oldu. Tut bakalım. Hop. Tamam. Şimdi sen bu çayı içecek misiniz? Yok. Paşımı yıkayacağım. İyi öyleyse ben size bir sabun getireyim. Sen deli misin? Çay ne işe yarar? Baş yıkamı ya. Eğilin de başınızı yıkayayım. Uy, sen nasıl garsonsun? Ben garson değil. Hamam fellahıyım. Uy, burası hamam mıdır? Burası hamamdır. Biraz önceki fil de buraya yıkanmaya gelmişti. Al bakalım ay. Sana. Al bakalım. Ay. Al bakalım ay. Sana. Uy, sildim. Ay. Uy, belum. Dur. Ne vuruyorsun? Ay. Uy. Tamam bana adam. Hamamda sırt kesiliyorum. Al bakalım sana. Ay. Önce uy. Güler yüz. Sonra nezaket. Şimdi de temizlik. Al bakalım sana. Al bakalım. Al bakalım. Uy. Tamam. Seni gidin müşteri bozultusu seni. Önce güler yüz, sonra bilmem ne. Garsonluğun da senin olsun hadi cam cam. Hadi bana eyvallah. Merhabalar çocuklar. Merhaba. Buse'cim nasılsın tatlım? Sence neler yapacağız biz ben şimdi? Ben ne? Yılan. Neler yapacağız? Yılan. Yılan mı yapacağız? Evet. Size kim, yılan yapacağız. Kim ipucu verdi ya? Kim ipucu veriyor? Ben sürpriz yapacaktım. Peki bir malzemelerimizi sayalım mı? Evet. Turşu. Bir saniye sırayla bir dakika. Bunu İsmail Efe söylesin. Patates. Patates püremiz var ama değil mi? Böyle ilk önce haşlıyoruz turşuyu bunu. Turşuyu ben. Eziyoruz. Turşuyu ben. Tamam, bunu da Buse söylesin. Ben havucu. Havucu söyle, tamam. Bunu kim söyleyecek? Ben. Söyle. Marul. Marul. Peki, bu ne Reyyan? Turşu. Turşu, salatalık turşusu. Bu? Havuç. Havuç. Bu yılanın neyi sence? Dili. Ayağı. Neyi? Ayağı. Ayağı var mı yılanın, Buse? Yok. Ayakları yok değil mi? Dili böyle... bu. Dili. Dili, evet, böyle çatallı dilleri oluyor yılanların değil mi? Bak peki şöyle. Yılanlar bak nasıl şöyle. Gidiyor? Nasıl ses çıkarıyor? Peki çocuklar, yılanlar ayağı olmadığına göre nasıl yürüyorlar? Nasıl? Sürünerek. Sürünerek değil mi? Onlar sürüngenler. Peki bunlar ne? Peki başlayalım mı artık? Bunlar neleri? Onlar da pulları, yılanlar pullarla kaplı, derileri pullarla kaplı. Turşularımızla pullarını yapacağız Reyyancığım. Tamam mı? Şimdi ilk önce bir
patatesimizi, şu havucumuz bunda dursun, tamam mı Buse'cim? İstediğim zaman ver bana onu. Allah. Patatesimizi boşaltalım. İlk önce yılana bir şekil verelim. Yılan nasıl oluyor? Bir anlatır mısınız bana? Upuzun oluyor değil mi? Bir sayayım şundan. Bir de şundan yiyeyim. Çok güzel değil mi? Bak Enes arkadaşın sana bir şey sordu. Enes'e çok güzel. Ben de şey yiyorum. Ben de her şeyini seviyorum. Şimdi dikkatlice izleyin beni. İlk önce bir yılan şeklini verelim. Yılanlar böyle güzel. Gerçek. Gözleri sürünerek giderler değil mi? Evet, onlar da gözleri olacak. Pompondan mı? Evet, küçük siyah pompondan da gözlerini yapacağız. Kuyruğunu? Kuyruğu var mı? Evet. Kuyruğu bu mu olacak? Bakalım nasıl olacak? Kuyruğu bu. Şöyle yapalım. Allah ne yaptın ya? Bir saniye. Geldi. Geldi. İkiye yazıyordum. Ben de yapayım mı? Olabilir. Ben yapacağım. Gördün mü sizi? Yılan çok uzun oldu. Biz nasıl yiyeceğiz yılanı çok uzun? Yılanlar bayağı uzun oluyor değil mi çocuklar? Evet. Evet. Bayağı uzun oluyor. Şu kadar uzun oluyor. Evet. Yılanlar tehlikeli hayvanlar. Dikkat etmemiz gerekiyor değil mi çocuklar? Tamam. Şimdi siz bana bunlardan vereceksiniz. Zehirli olanları da var, zehirsiz olanları da var. O yüzden çok dikkat etmeniz gerekiyor. Zehirsiz olanlarına dokunmayız, değil mi? Ama anlayamayabiliriz o zehirli mi, zehirli değil mi diye. Direkt anlayamayabiliriz. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi siz bana turşu vereceksiniz. Siz bana verin. Ben böyle dikkatli bir şekilde dizmem gerekiyor. Siz bana verin çocuklar. Ben dizeyim. Olur mu? Bana verin. Ben dizeyim tek. Ben kendi kendime dizeceğim. Ama şimdi böyle çok düzenli bir şekilde dizmemiz gerekiyor çocuklar, tamam mı? Sırayla. Ne güzel. Acaba yılan. Yok, orası kafası Buse'cim. Şuradan devam edeceğiz. Orası? Sen bana ver Buse'cim. Şu elime koy istersen. Ben görüyorum. Nasıl devam? Görüyorum. Ben de kenar yayından devam ediyor ya. Tamam. Devam edelim. Buse'cim sen bana ver bir tane. Ağzına doğru geldim. Kafasına yapmıyoruz ama. Ben çok merak ettim. Çok mu merak ettin? Ben de. İnanın ben de çok merak ediyorum. Evet. Ben de. Değil mi? Ama bir saniye, güzelce dizmemiz lazım. Çok düzenli dizilmesi gerekiyor. O teşekkür ederim. Sanki şurada boşluk. Siz benim elime koyun. Evet, orayı dolduracağım Muhammed. Ama sizin kalkmamanız gerekiyor. Bir tanem siz kalkınca ekrandaki arkadaşlarımız göremiyor. Ben size göstereceğim. Ne zaman bitireceksin? O kızın. Sıkıldın mı Sefa? Birazcık zamanımızı alabilir. Ben gözünü yiyeceğim. Gözü de ya. Ben de şurasını yiyeceğim. Ben de hep kuşlarını yiyeceğim. Ben de hep kuşlarını yiyeceğim. Ben dilini yiyeceğim. Dilini. Dilini yiyeceğim ben. Onu yemiyoruz bir tane. O dili. Kusuyor çok yaramaz ya. Hemen kaçıyor ya yayından. Var. Değil mi? Ben onu koyacağım. Alırız bir saniye bir tane. Şunları bitirelim. Bak şu yayından kaçtı. En kötüsü.
Hani bakayım ya. Bir saniye İsmail Efe'cim. Turşunun suyunu içtim. Babam patladı mı? Nasıl içtin İsmail Efe? Bak şunu böyle sıktım. Babam patladı. Bak şunu böyle sıktım. Merakımız artıyor değil mi Enes? Çok minik, minik. O bebek değil, o yetişkin turşu. Yetişkin turşu. Şurada minik kuşlar var. Kuş. Ben bir tane anne. En yüksekte bir kuş. Değil mi Morta? Anne, sen moru mu seviyorsun? Evet. Moru mu? Anne severim. Mi dedin sana? Pembeyi daha çok severim ama. Anne mi dedin sana? Yanlışlıkla söyledi sanırım. Evet, yanlışlıkla söyledin değil mi? Şuradakiler de tırmanıyor ona ya. Yalnız. En kötüdeki yok. Değil. Mavi benim. Kafası beyaz olan am benim. O mavi de kafası. O maviyle kırmızı kuş olan benim. Ben sana tavuğum. Çimen yedi ye yandım. Evet yeterli. Ben de çimen yiyorum. Öğretmenim o zehirli yılan. Evet yılanımız bitti. Şu bıçağı şöyle koyalım. Tabii ki. Dokunmuyoruz. Sevgili anne babalar, çocuğunuzun sağlıklı büyümesi için çok yemesi gerekmez. Dengeli beslenmesi yeterli olacaktır. Çocuğunuzun büyüyüp gelişmesi için gerekli olan tek şey yiyecekler değildir. Çocuk sevgiyle, şefkat ile, ilgiyle beslenir. İyi anne baba olmak, çocuğunuzu iyi gıdalarla beslemekten geçmiyor. Çocuğunuzla aranıza hiçbir şeyin, yiyeceklerin bile girmesine izin vermeyin. Açığı kapatılamayan tek şey sevgidir, güvendir. Çocuklarınızla birlikte sevgi dolu bir ömür geçirmeniz dileğiyle esen kalın. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu.